30 Aralık, 5 Ocak. Ay 30 Aralık da bitti vallahi. Çok şükür 2020'ye geliyoruz. Geldik ve geçiyoruz bile diyoruz. E, Koç burçlarını 30 Aralık'ta, 5 Ocak haftasında neler bekliyor diyorsanız, ilk önce hedeflediğiniz olabilecek atılımlar için çok doğru bir haftanın sevinciyle başlayacaksınız. Çünkü planladığınız şeyler sizi biraz daha mutlu etmeye başladı. Bunun verdiği bir enerji size inanılmaz derecede huzurlu kalıyor. Ve özellikle de yapmak istediğiniz bazı işlerinizle alakalı askıda olan ve cevapsız kalan şeyleri bu hafta cevaplandıracağınız artık onunla ilgili kaygı yaşamayacağınız bir hafta yaşayacak. Özellikle çok yoğun çalışan, kendi işini yapan ve yönetici işçileriyle sorun yaşayan insanlar bu konuda başarı elde yedi ama işsiz olan insanlar ocak ortası itibariyle işle ilgili evrakların sevincini Hatta uzun süredir de beklediğiniz işle alakalı bir paranın da sevincini yaşayacaksınız yani iş konusunda doğru atılımlar yaptığınızda bu hafta 2020'ye daha zevkle daha keyifle girmiş olduğunuzu ve bunun tadını çıkartmanın keyfini yaşayacaksınız ve e, ortaklı yapan bazılarında ortak ayrımı ve yenilikler karar içerisinde olacağınız için bu sistemi doğru yaparsanız aksi bir paraya da aksi bir risk yaşamayacağınızı söyleyebilirim ve uzun süredir. Bazı koçlarda şu oluştu, evimi değiştireyim, evimi yenileyim. Artık ben bu ev daralıyor dediğimde ev değişim planınızı da yapmış olacaksınız. Bununla ilgili de yaşayacağınız nokta ya da gideceğiniz noktaya da belirlemiş olacaksınız. Ve bu size çok keyif verecek. Evet, bazı mahkemesel sorunlarınız var parayla alakalı. Bunları haklı şekilde alacağınızı görüyorum. Ve istediğiniz zaman bu paralar gelecek. Ama uzun süredir maddi olarak gerçekten riskli olan koçlarda aile desteği olacak. Ve ailede satılması gereken bir ile alakalı noktada size bir rahatlama planı sağlanacak. Bakın haftaya satılacak demiyorum. Sadece bu planlar yapılacak ve size izah edilecek ve onun sonrasında da çok keyifli en azından keyfinize varacaksınız. Evli olan koçlar için sadece şöyle bile diyebilirim. Ailenizin vereceği destek size maddi ve manevi olarak çok büyük bir güç kazandıracak. Özgüven problemi olan koçlarda ciddi bir özgüven patlaması yaşayabiliriz. Evliyseniz evliliğinizle alakalı da uzun süredir ve yaşadığınız sorunlar gündemden geride kalıyor daha mutlu ama bazı koçlarda radikal bir boşanma dönemi var sadece e, doğru zamanı bekliyorsunuz bu doğru zaman biraz daha ilişkiye şans verirseniz doğru bir ilişki götürme kararı içerisinde olacaksınız diyebilirim e, bekar koçlara da sürpriz bir hafta yenilik haftası ama aman aman bu haftada kaderinizde şu insan erkek kadın var deme şansımız yok sürpriz bir heyecan ama size artı bir kazanç sağlayacak heyecan değil biraz daha sabırlı olacaksınız Sağlık konusunda özellikle diz kapaklarınızla alakalı ve bağırsaklarla ilgili sıkıntı yaşayabilir ve bu size baş ağrısı yapabilir. ihmal etmeyin diyorum. Ve eğitimini tamamlamak isteyen koç burçları için de tam doğru bir dönem bunu tamamlayın lütfen. 30 Aralık 5 Ocak boğa burçları evet aslında iyi bir yılı bitirmiş. Planladığınız ama zorluklarla doğrultulu bir yılı bitirdiniz. Çünkü plan ve program yaptığınız her şeyde mahkemeseler, aileden gelecek paralar ciddi anlamda sizi kastığı için artık çevrenizdeki insanların biletlerini kestiniz. İş yerinizde, çevrenizde, aile. Çünkü almak ve planladığınız her şeyin önüne geçen insanlar artık hayatınızda istemiyorsunuz. Yöneticiniz ya da yepyeni bir hayat kurmak istiyorsunuz. O yüzden bu yılı aslında bir nevi kafanızda bitirmiş ve yenilikleri atılmış olsanız da daha geçmişe ait yaralarınız derin olduğu için 2020 yaraları komple bitirip kendinize yön çizme, işinizle ilgili beklediğiniz hedeflerde yükselme, Özellikle e, kuracağınız ya da yapmış olduğunuz işi yurt dışına hedefleme ne istiyorsanız gerçekleştireceksiniz. Ve inşaat sektörü ya da inşaat mühendisliği ile alakalı fikri ve mimar olanlar özellikle bu yıl çok güzel paralar kazanacak. Ve artık kazan çevreniz ve ev sahibi olmak isteyenler bu yatırımla alakalı kendilerine de doğru çatısını yapacaklar ve mutlu olacaklarını söyleyebilirim. Bir de e, işleriyle ilgili, masayla ilgili değişim üstüme artık bir konum alayım. Yıllardır görünmez bir boğayım. Çalışıyorum, çalışıyorum. Kimsenin farkında ol. Artık burayı bırakayım diyen Boğa burçlarına evet doğru bir karar ama yöneticiler size bir teklif sunacak. Onu değerlendirdikten sonra çıkarsanız sizin için daha artı olacak ama şu an yerinde sabit kalmak isteyenler için çok doğru bir süreç. Haklarınızı da alacaksınız. Eee şöyle söyleyeyim. Bereket konusunda kendiniz hep güvende hissediyorsunuz ama çok gereksiz bazı açılımlar ve parasal evrelerde çok gereksiz hani yatırımlar demeyelim de gereksiz alışverişler sizi o kadar çok kastı ki. Ya yani biraz karta, biraz birikime e, harcadığınız için korkularınız var. Hiç korkmayın. Bu yıl size güzellikler ve artı artı kazançlar sağlayacağınız için hani o kaybettiğiniz şeyi iki ay içerisinde de yerine koyacaksınız. Çünkü sizin uzun süredir toprak, miras, aile köklerinizle alakalı çözülmesini istediğiniz ve yıllardır devam eden konular biraz daha sizin soru işaretlerinizi de arttıracak. Ama sonu zafer olacak diyorum. Yani mahkemeler uzasalı da çok iyi paralar kazanacaksınız. Evli boğa burçlarına şunu diyorum bıktım. Her gün o evde aynı tantanayı dinliyorum diyorsunuz ama galiba düzeninizde çok düşkün oldunuz da sözlü ifadeniz bu. Yazılı bir anlaşma yapsanız. Ne emmeye geliyorsunuz ne gömmeye geliyorsunuz. Bence düzeniniz doğru. Siz düzeninizde devam edin. Ama geçmişi kapatamadığınız geçmiş bir ilişkinizle alakalı noktada da hala kalbiniz kan ağlasa da cesaretinizi toparlayamıyorsunuz. Artık toparlanma ve yüzleşme ve geç kalış, kalınan yüzleşmeyi bir an önce yapmanız lazım. Sağlık olarak belki boyun fıtığı ve bel fıtığı ve sindirim sistemlerinize dikkat etmeniz lazım. Ufak da bir çocuk isteyen boğa burçlarının bu hafta yani Ocak sürpriz çocuk evresi yaşanabilir diyor. 30 Aralık 5 Ocak ikizler burcunu notlarımı da almışım yanlış anlamayın beynim matematik değil ki ee, önemli bir haftaya özellikle maddi ve iş konularınızla ilgili çok güzel yazılışmalar anlaşmalar iletişimin daha yoğun olacağı ve kendinizi çok iyi ifade edeceğiniz bir hafta olacak o yüzden hiç gecikmeden planladığınız ve içinizden geçen her şeyi ifade edin ki daha artıya geçin çünkü siz böyle e, enerjik bir haftanın verdiği e, ve özellikle de geçmişle ilgili hesaplarınızı geride bıraktığınız için size böyle üstünüzdeki yük bitmiş Kuş gibi hafif hissediyorsun ama bu borçları ne yapacaksın? Almadığın derslerin var. Bu dersleri böyle kenara atamazsın. O yüzden ne kadar güçlüyüm desen de geçmişe ait daha derslerin hesabını almadın. Lütfen bunları doğru yatırıma çevirmen gerekiyor. Yanlış yaparsan yine 2020 seni çok zorlar. Bu kadar sürpriz ve iyi gelişimler senin hayatında güzel. Ders almayı bil, dersinle ilgili planlarını yap ve zaferine eriş. Çünkü sana Ocak ayı ders almayı öğretecek Çünkü her zaman öğrendim dediğin hataları aynı şekilde yapıyorsun dedim vallahi ilişkiler konusunda da demişim ki bu ara çeneni kapat sakin sakin düzenli bu ilişkinle alakalı da olabilir. Özellikle ateş burcu yaşayan özellikle ikizler burcu ateş burçları ile birlikte sevgiliyse bu ara ana, inanılmaz gerginlikler yaşanacak. Yani koç aslan e, yay burcu sevgiliniz varsa aman üstüne gitmeyin size saldırabilir bu noktadayız. O yüzden bu hafta sevgilinizle alakalı gereksiz atışmalara girebilir. Özellikle ateş burcu sevgiliniz varsa dikkat edin diyorum. Ama ikizler burcunun şöyle bir şey var. Araba hedefiniz değiştirmek istediğiniz bir yenilik var, bunun da zaferini eleştireceksiniz evet. ve araba ile ilgili de sanki Ocak sonuna kadar şirketinizin ya da almak istediğiniz arabanın sevinci var diyorum. Sizde de özellikle kalp spazmı, kalp ile ilgili dikkat etmemiz gerekiyor ve de büyüklerimizle alakalı çok uzun süredir vakit geçirmek istiyorsunuz, özellikle annede de kalple alakalı bir sıkıntı olabilir, belki bugün deme yaratabilir. Bunu ihmal etmeyin diyorum. Bir de ikizlerin ufak bir yurt dışı ya da şehir dışı seyahati ve iş gereği büyük yollarınız olacak. check. ocak itibariyle. O yüzden bu yollar size çok keyifli ve çok eğlenceli gelecek. Hiç korktuğunuz gibi bir yıla girmiyorsunuz ama maddi kriz ve işsiz olanlar için belki de zorlanacakları bir ocak ayı ama sonrasında dengeyi kuracaksınız. Yani ocak 5'e geldik daha hala haber yok işten diyen yani, e, ikizler burcuna evet sizin için yeni haberler, yeni oluşumlar olacak. Devlet sınavlarına giren bazı ikizler devlet memuru olma hakkını kazanacaklar ve istediğimiz noktanın da zaferi ay kavuşacak. Belki yapmanız gereken tek şey eşinizle güzel bir hafta sonu ya da yılbaşının planladığınız tatilinize gidin. Ruhunuzu enerjinizi iyileştirin diyorum. Çünkü geldikten sonra ortaklı olmak isteyen ikizler burcu için çok doğru bir karar diyorum. 30 Aralık 5 Ocak yengeç burçlarını neler bekliyor diyorsanız bu hafta ışıldayacaksınız. Böyle ışıl ışıl yanacaksınız. E çünkü tüm e, e, emeklerinizin karşılığını ya da planladığınız her şey o kadar güzel, hani hazırlanmış ve sunulmuş olacak ki o sunulan e, zaferin heyecanını yaşayacaksınız. o yüzden ışıl ışıl olacaksınız. Bence bu sizin için artı bir kariyer, artı bir oluşum, artı hedeflediğiniz noktalar için çok güzel bir başlangıç olacak. Aslında siz dönemi başladınız. Ne dönemi başladınız? Ben var oldum bu gücü en iyi şekilde yaşayacağım ve size sihirli bir güç ve kalbinizdeki rüyalarınız özellikle size çok uyarılar veriyor. Bunlar size artı iş konularınızla ilgili eksi giden her şeyi iyileştirme ve hedeflediğiniz konum ve girmek istediğiniz noktanın zaferi ve uzun süredir de zaten yabancı dil eğitimi alan Japonca, Çince, Rusya, Rusça alanlarda ekstra dil eğitimleri alacak ve kendi kariyerinize ön planda yaratacak. Özellikle sanatçı ve sanat işleriyle uğraşan yengeçlere diyorum ki bu yıl markalaşma hedeflediğiniz noktadaki özellikle kendi isminize ait takı tasarımı yapabilir ya da sanatsal yetenek, yeteneklerinizle alakalı biraz enerjinizin yüksek olacağı bir nokta. Bunu çok da doğru değerlendirdiğinizde 2020 sizin aslında markalaştığınız o yüzden size fırıldak fırıldak ışıklar diyorum. Keyif alacağınız bir yıl. E, maddi konularla özellikle eliniz çok açık ve bonkör biraz pinti biraz bonkör noktanız var ya şöyle söyleyeyim. Aileniz size eli açık bilir ama arkadaşlarınız sizi çok binti biliyor. Aslında siz dışarıda çok açık, ev içerisinde rahatmış gibi gözükseniz de aileyi kemiren bir grupsunuz. Ben de diyorum ki dışarıdaki harcamalara dikkat ediyorsunuz. Kredi ya da krediyle alakalı planlarınız varsa Şubat'tan sonra bunu gerçekleştirirseniz daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Özellikle sizin de aileye ait bir malın satılması ben istemiyorum ama siz çok uzun süredir satılmasını istiyorsunuz. Bu mal değerlenecek gözüküyor çıkıyor. Belki bunu yıl sonunda karar verirseniz daha keyifli olacağını söyleyebilirim yengeç burçlarına. Bir de ailenizin uzak şehirde toprak ya da mallarınız varsa anne soyunuzla alakalı, Yengeç Burcu'nun anne soyuyla alakalı güzel sürpriz. Özellikle Karadeniz, Trakya bölgesindeki yaşayanlara güzel mal değeri olacak ve çok büyük mutluluk yaşayacaksınız. İlişkisi olmayan yengeçlere sesleniyorum ki artık size ilişki böyle kalbinize ışık gibi saçacak ve mutluluğunuz ruhunuza yansıyacak. Büyük beklediğiniz evraklar ya da anlaşmasını istediğiniz ve beklediğiniz paralar da size güzel güzel gelecek. Bazı mahkemelerle alakalı evraklarınız olabilir. Biraz bunlarla ilgili canınız sıkılıyor olabilir. Hiç sıkmayın. Sonu sizin için Hayırlı ve aydınlık çocuk isteyen yengeçlere de diyorum ki evet evimi çözeyim çocuk doğurayım diyen yengeçlere evet ev konunuzu Mart ve Nisan ayına kadar şu anki bu 5'e kadar planladığınız bu ışığını saçlıyor 20 yıl marka diyoruz ya size bunun enerjisini istediğiniz evi de alma şansınız yüksek olacak. Sağlık olarak sadece ruhsal yorgunluğunuz var. Son zamanlarda migreniniz artmış olabilir. Bu migren başınız ve beyninizi tutuyor olabilir. İlaçlarınızı ya da tansiyonunuzu kontrol ettim. Tansiyonla migrenin ne alakası var diyeceksiniz ama dengesiz beslendiğiniz için tansiyonunuz uyarı veriyor. Onunla alakalı bir durum. Evet 30 Aralık 5 Ocak. Aslan burçları özellikle iş konularıyla ilgili hedeflediğiniz ve olumlu gördüğünüz her şeyde bazı süreçlerde sizle ilgili değil de ortaklarınızla alakalı çıkacak pürüzler ya da çalıştığınız insanlardan çıkacak pürüzler siz acayip derecede sinir krizi yapacak. Ne yapıyorsunuz? fikirleriniz çalındığına ve yaptığınız emekleri başkasını yemesine artık tahammül edemediğiniz için ani reaksiyonlar gösteriyorsunuz. Bence fikir ayrılıkları başladı. Yerinizde ve işinizde ortaklıkları ayırmak istiyorsunuz ama maddi dengeleriniz biraz aşağıda olduğu için bununla ilgili bir türlü çaresiz ilan ediyorum sizi. Evet nakitle ilgili değil de Fikirlerle ilgili kafanızın çalındığını, yani beyin fikirlerinizin çalındığını ve bunları başkası anlamsızca çalıp sizin yerinize geçen insanlar o kadar öfkelisiniz ki bu yıl birçok insanı eleyip biraz daha arkadaş camianızı ve iş camianızı azaltıp birebir konularda, birebir yapacağınız işlerle ilgili çok büyük başarılar, aydınlıklar yaşayacaksınız. Ama ne diyorum size? Bence e, ağır... Atın tekmesi pek olur. Yani ağır ağır ilerleyin, pek tekmeyi vuracaksınız ama daha zamanı va vakti var diyorum. E, evli Aslan burçlarına şunu demek istiyorum çocuk olmayan ve çocuk tedavisi gören aslanlar evet bu ay yani Ocak ayı sizin için tedavinizin doğru noktada yol alacağı Bence eve böyle heyecan ve mutluluk katacak bir sürpriz var diyorum Doğru bir zaman doğru bir fikir ve bunun mutluluğunu da yaşayabiliriz Belki sizde de anne ile alakalı e, sırt ve omurga ile ilgili hassasiyet dönemi ya da babanızı ilgilendiren mide ya da bağırsak ve prostatlarla alakalı bir sıkıntı gündemi olabilir Biraz bununla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir de ufak tefek bu aralar kazalara gelebilir ve insanların böyle göz bebeği, gözlerinin, göz bebeğinin nazarı içine değdiği için size sanki nazar değmiş. Bol bol evinizden çıkmadan önce size yazmışım ayetel kürsü özellikle 30 Aralık ve 5 Aralık arasında bol bol sabah sabah vakti gittiğimizde yani 5 Ocak itibariyle sabahları çıkarken ayetel küsünüüzü besmelerinizi Peygamber Efendimizi ifade ederek çıkarsanız daha enerjiniz ve daha insanların gözünden uzak olacaksınız diyebilirim ee, sizin de işsel mahkemeler değil de sizin anne ve annenizin kardeşleriyle alakalı bazı mahkeme ve miras konuları gündeme gelebilir Bununla ilgili karışmayın Çünkü siz karışınca bütün sizin gibi davranıyorsunuz. Bence anneniz ya da kardeşler arasındaki miras konusu çözümlenecek ve bu iyi olacak. Sizin de evde eşyalar özellikle yatak odası ya da salonla ilgili şikayet eden aslan burçlara evet şimdiden ev değişimindeki eşyalarınızla ilgili bu karar doğru bir noktada verdiğinize inanıyorum. 30 Aralık 5 Aralık Başak Burçlarını, Başak Burçlarını neler bekliyor diyorsanız Başaklar meditasyonunuza mı ihtiyacın var? Yani yüksek bir haftaya giriş yapacağınız için bir, bir ilk önce üstümüzdeki negatifliği, bir enerji değişimi yarat. Nefes olabilir, yoga olabilir, meditasyon. Sessiz bir noktada mum ışığında Ellerinizi şöyle tutarak avuçlarınızın içine gerçekten mum koyarak yapın bunu. E, mümkünse şöyle yapıyorsunuz. Bunların üstü böyle bu şekilde. Hafif bunun içinde de tabak olması lazım. Benim gibi elinizi avucunuzu yakmayın lütfen sizden ricam. Gerçekten sabah uyandığınız vakit ilk işin banyo çok sevdiğim şey arkasından. Ruhunuzu ve bağdaş şekilde oturacaksınız ve sırtınızı tam olarak tuttuktan sonra bu üzerinizdeki enerjileri Rabbim bu ışıkla sana veriyorum dediğiniz vakitte işinizdeki her şey size daha büyük güç katacak ve enerjiniz muhteşem şekilde aydınlığa kavuşacak. Meditasyon, yüksek enerji size iyi gelecek. Yani çünkü niye diyoruz? İnsanlarla gereksiz atışmalar size o kadar zarar verecek ki bu atışmalarda sinir küp olacaksınız ve bu sefer evdeki çoluğa, çocuğa, anneye, baba sarmama için bunu yapın diyorum. Ama şöyle bir şey var. Bu ara ailenize hırsız girebilir. Etrafımızda hırsızlık olay ya da iş yerinde bir olaya iftiraya kurban gidebilirsiniz. Lütfen Dikkat edin, bir de bu hırslarınıza yenik, yenik de düşebilirsiniz. Bunu da dengelemek için sizden rica ediyorum. Çok iyi bir hafta, ama meditasyon enerjinizi doğru tutun ve devletle de alakalı beklediğiniz bazı evraksal konular sizin biraz ailenizin canını sıkabilir, biraz cezalar ya da biraz mahkemeler uzayacak. Bunlarla ilgili dikkat edin ve gereksiz hırslara kapılmayın. Bu hırslar size ciddi anlamda zarar verebilir. Çalışma temponuza evet. Ee, inanın Başak burçları sizin çalışma temponuzu hayranım. Not da yazmışım şöyle. Yani bu kadar titiz ve bu kadar kurallı olup bu kadar hataları nasıl yaptın bu, bu dönem? Çok merak ediyorum. Yani algın ve zekan ve duruşun muhteşem de ee, bu hafta böyle dikkatsizliğinden doğacak ve hatalar yapabilir ve insanlara sürpriz ellerine koz verebilirsin. Hani hırslarına kurban olmak diyoruz ya sana bu hırsla e, insanlara koz verince bu hırslarını ön plana geçireceksin ve işine zarar verebilirsin. O o yüzden ağzını kapatıp konsantre oluyorsun hata yapmamak için. Sağlığınızla ilgili son zamanlarda bağışıklık sistemimiz, her şeye grip olma enfeksiyonumuz var. Bronşitlerimiz, kulak burun enfeksiyonlarımız hat safhada olabilir. O yüzden başımızı üşütmüyoruz. Kafa bölgemizi, ayak bölgemizi sağlam tutalım ki vücut hassasiyet göstermesin. Ufak bir e, arsa alma niyeti olan başak burçlarına, bir toprak fikri olan başak burçlarına tam zamanı yapın. Ufak bir paranız var ve uzun süredir iş bekleyen başaklara biraz daha sabırlı olacağız. Aşk konusunda doğru bir dönem, bunun keyfini çıkartın. Bir sıkıntı görmüyorum dedim bile. 30 Aralık 5 Ocak, terazi burçlarını neler bekliyor diyorsanız, İlk haftasında belki terazilerde böyle bana sihir değdi, enerji değdi diye patalara maruz kalabilirsiniz. Tekrar tekrar düşünün. Yapmanız gereken tüm fikirleriniz neyse tekrar tekrar kontrol etmem. Bu işinizdeki bir dosyanız, yöneticinizle konuşmak ya da patronunuz ya da patronsanız çalışanlarınızla bir diyalog yaşamak istiyorsanız lütfen tekrar tekrar ani fikir değiştirerek sert ifadeler değil. Çünkü alanımızda zarar görebiliriz. Ne yapıyoruz? Dikkatli minnoş minnoş yine siz olarak ve fevri davranışlardan lütfen, mutlaka uzak duruyoruz. Çünkü farkında olmayarak incitme haftasına gireceksiniz ve farkında olmayarak incilin incinme, incinilme. Hem incitetik hem incitilen taraf olacaksınız. Ve bunlar size saçmalıklar yaratabilir. Neden? Küçük küçük fırsatlarınız var. Bu kaosta onları göremeyebilir. Bir iş kaybı yaşayabilirsiniz ve bu kayıp sizin canınızı sıkabilir. Banka işi yapan terazileri demişim banka, finans sektörüyle uğraşan, ekonomiyle uğraşan, finans e, finansla uğraşan e, terazi burçlarına sürpriz bir değişim. Ve siz ders aldınız ve bu başarıyı kazandınız. Ödülleriniz de bu dönem güzel başarı sağlayacak. Yani 2020'de terazi burcu banka ya da finans sektörü ve ekonomi sektöründe olanlar ödüllendirilecek. Yani not almışım vallahi ödüllendirecek gruplar diye. Çok başarılısınız tebrik ediyorum. Hatta bazı terazi burçları kendi kariyerlerinle alakalı yüksek eğitim ya da doktorasını tamamlamak isteyen terazi burçları bu yıl bu kararı da vermiş. Hatta yurt dışına yerleşmek isteyen ve İngiltere özellikle İspanya iyi harfli bir İran'a bile yerleşebilirsiniz fark etmiyor. E, doğru yola gideceksiniz ve bu sizin için aynı evrede. Biraz dinsel anlamda terazi burçlarda bir algı değişikliği oldu. İnanç ve inanmam arasında bence sizin inandığınız enerji doğruydu. Hiç inandığınız enerjiyi kaybetmeyin. O sizin sihirli gücünüz. Sihirli gücü kaybettiğinizde hatalara maruz kalabiliriz diye biliyorum. Ailede yanlış anlaşılma. Gereksiz tavırlar, gereksiz alakasız olayları büyütebilir ve uzun süredir de eş konuları ile ilgili miras konularınız ya da kardeşler arasındaki miras konularını uzayabilir ve canınız bu parasal evrede sıkılabilir. Sonunda zafer size niye sıkılıyorsunuz ki anlamış değilim. Yani mücadele edip de ben bıktım artık bu paraya ihtiyacım var diyorsun Haklısınız ama adalet ve yasanın zamanı, dua'nın da bir zamanı var ama bu paraya eninde sonunda en büyük zaferi siz olacaksınız. Boşanmak isteyen ya da boşanmak istemeyen terazi burçları radikal evraklarla mahkeme karşısında duracak ve boşanması gereken evrak kağıdını alacak ve sonrasında bir gözyaşı ama sonrasında anlaşmalı bir parayla dengeleri oturtacağız. Çocuklarıyla ilgili yurt dışı planı yapan teraziler biraz daha sabırlı olun. Şimdi bu sene doğru bir yani doğru bir ayda değilsiniz. Belki Mayıs Haziran olsaydı doğru bir ay olabilir. Terazilerde mide krampları, sırt ağrıları, kaburga ağrıları var. Dikkat edin. Son zamanlarda da ayakta burkulma ya da diş iltihapları da sizi rahatsız ediyor olabilir. 30 Aralık 5 Ocak Akrep burçları neler bekliyor diyorsunuz? Hayal gücünüzü yarattığınız en derin bir haftaya giriyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim bir kafaya geçiş yaptınız. Ne kafasıysa bu? Yani sen kapı açılacak da size biri hamburger getirecek gibi davranıyorsunuz. Bütün e, enerjinizle herkesi kendi emrinizin altında istiyorsunuz. Bu maneviyat gücünü nereden aldığınız biliyor musun? Ne kullanıyorsanız Akrep burçları bana da verin de aynı kafaya gireyim. Çünkü gerçekten hissettiğiniz ne hissediyorsanız bunları doğru olumlulukla alacaksınız. Hayal gücünüz çok yüksek. Bunu devam ettirin. Çünkü inandığınız hayaliniz manevi ve maddi olarak size çok büyük bir güç ve bu güç size iş kariyerinizde, finansal açılarda yapmak istediğiniz yönlerle ilgili yeni yeni fırsatlar ve bu fırsatlar size yazlık deseniz yazlık, araba deseniz araba, ev deseniz araba, evlilik deseniz evlilik dediğim konulara kadar güzel değişimler olacak. Hayal gücünüze tebrik ediyor. Hayalinizin devamını diliyorum. Çünkü sonunda çok güzel zafer ve bayrak sizin elinizde olacak. Sağlık konusunda göz e, Öz mi deriz? Göz siyati diye bir şey yok. Tansiyonla alakalı göz seyirmesi mi deriz? Yani gözde bir e, seyirme, gözün e, oynayıp bir tansiyon. Göz tansiyonunuzla alakalı ve gözlüklerinizin değişmeye vakti geldi. Ve özellikle göz e, son zamanlarda kulak bölgenizden baş ve sırt aşağı kafa bölgenize kadar devam ettiriyor. Yani diyorum ki belki şeker ve göz kontrolünüz ve tansiyonunuzu yaptırırsanız yaşınızın bir önemi yok. Çünkü son zamanlarda gözüm ağrıyor diye Ay nefes alayım bir ya, akrep burçları ya. <laughs> Sağlık konusunda bir doktor. Göz ve tansiyon ve şekerle ilgili. E, ve uzun süredir de geçmişe ait bir özlem var. Çocukluğunuzu ya da çocuklukta anne baba ya da kaybettiğiniz bireylerle ilgili bir özlem var. Bence özlemden çok duaya ihtiyacı var. Gidin bir mezarlarınıza ya da kaybettiğiniz şeylere bir bakın. O enerjiye tekrar girin. Çünkü kaybettiğimiz her şey bizim bedenimizde ve ruhumuzda yaşıyor. Kimse kaybolmuyor. Sadece zaman ve mevsimler değişiyor. Evli olan akreplerde de şunu diyebilirim. Yani fingirdek ruhunuz evdekine bir şeyler getirebilir, canınız sıkılabilir. Yani fingirdeşmeyi bırak bu hafta, evine sahip çık, hiç fingirdeşmeye gerek yok. Çünkü ambara giderken evdeki bulgurdan olma diyorum akrepler. Ama şöyle bir şey var, uzun süredir de hayalini kurduğunuz kişi kimse size bir ışık yakacak, bu ışık güzel bir aşkla sonuçlanacak diyorum. 30 Aralık 5 Ocak yay burçlarını neler bekliyor diyorsanız özellikle kendi işini yapmak isteyen ve kendi dükkanını, kendi markasını, kendi alanını kurmak isteyen ve uzun süredir de bunlarla ilgili mücadele verip hala bir şey başlatamayan yay burçlarına diyorum ki ...ferahlayacaksınız... ...istediğiniz kendi işinizi kurma gibi... ...ya da planladığınız ve para beklediğiniz paralar... ...sizin alanınıza geçiş sağlayacak... ...ve gerçekten kurmak istediğiniz iş... ...sizin kapınızda ışık gibi olacak... ...hiç korkma yay burçları... ...çünkü sana da şeyini inanıyorum... ...sende şu var... Ben başarır. Ben gördüklerimi ve yaşadığım her şeyi hayata geçirmek istiyorum. Ve artık bu benim gücüm ve bu inandığım bir enerji. Sana o kadar güzel oluşumlar yaşayacak ki bence şöyle diyeyim. Belki sizde kriz ne olabilir biliyor musunuz hanenizde bu hafta yay burçları annenin atakları, eşinizin atakları, sevgilinizin atakları sizi yorabilir ama iş konusunda yorulmayın yenilmeyin. Çünkü size o kadar güzel bir zafer var. Evet maddi sıkıntılar da hat safhada. Hani ben sen çok zenginsin ya da yan geldin yat demiyorum. Maddi problemler de var ama sana o kadar güzel dostlar edinmiş ki bu dostlardan doğacak paralar sana çok güzel kapılar açacak. Ve bu kapıları çok doğru kullandığını muhteşem oluşum ve para ve iş konusunda böyle bir özgüveniniz çıtır çıtır ince topuklar ya da kravatla keyfini çıkartacaksınız. Tam atış tam doğru zaman. Yap Kazan, zafer senin. Ama şöyle diyeceğim. Ben devlet ve de kurumsal bir şirkette var olmak istiyorum diyen ve yönünüzle alakalı da uzun süredir tıkandım ve ben bu noktadan çok sıkılıyorum, alternatif bir işe gitmek istiyorum diyen yayboşlara bence otur oturduğun yerde şu an zamandır değil. Yapacaksan Mayıs ya da Haziran'da bu kararı ver. Eylül'de nereye gidiyorsan git derim ama Ocak 5'e kadar bunu yapma lütfen diyorum. Ee, çok da yoğun projeler ve yurt dışı ile ilgili ya da şehir dışı ile alakalı yaşayacağınız çok güzel iş anlaşmaları. Ama şunu söyleyeceğim. Çevrenizde sizinle özellikle kadınlar, erkekseniz bile kadınlar, kadınsanız kadınlarla alakalı böyle bir rakipleşme, didişme dönemi olacak. İşteki kadınlara bu hafta dikkat edelim. Yani kadınsanız da kadınlara dikkat edin. Yani siz bile yapabilirsiniz. Bu ara lütfen <laughs> yılanı çıkartmayın ortaya. Bu yılan çıkarsa tehlike yaratır diyorum. Sağlık konusunda diyeceğim tek şey diş eti iltihabı, e, ağızda aflar ve burun enfeksiyonlarınızda nefes alamama gibi sorunlarınız olabilir ama e, şöyle söyleyeceğim, söyle, şöyle söyleme çok ağır bir enfeksiyon değil ama sizi dikkat etmezseniz ağır bir enfeksiyona gidebilir. O yüzden vücutta hafif bir enfeksiyon problemi ve dikkate almıyorsunuz. Son zamanlarda çok yorgunum, halsizim, uyumak istiyorum, uyuyamıyorum, ateşim tutuyor diyorsunuz ya. Bence bir böyle bir kan tahlili yaptırıp bir riskiniz var. Bunun için bu size doğru bir çözüm olacak ve sizi mutlu edecek sonunda. Ve e, ev almak değil de eviyle alakalı sorun ve bina ya da kardeşteki eve çıkın artık bu ev bizim diyen yani insanlarda da vallahi valize, eşyayı, çoluğu, çocuğu toplayıp bir anda çıkacaksın. Bu çıkışta senin dengeni ve hayatına yeni başlangıç yapacak. Doğru bir karar olacak. 30 Aralık 5 Ocak Oğlak Burçları. Bu ara ilişkiler konusunda sınavın en dip noktasına gireceksin. Yani öyle bir sınav yaşayacaksın ki, yani Allah'ım bunu da mı bana yaşattın? Yani ben bunu yaşayacak, ne yaptım? dediğim bir konuşmayı yapacaksın ama bu şimdi mesela şöyle düşün, bir toplantı içerisindesin ve lanet olsun diyeceksin. Yani insanlar o toplantı sırasında ne oluyoruz olacak? Çünkü sabah öyle bir telefonla uyanacaksın ki bu telefon şaftını karıştıracak. Yani o yüzden bu hafta bu telefon konuşmasında toplantıları iptal ediyoruz. İş anlaşmalarını iptal ediyoruz. Ani refleksler gösterip hatalar yapıp bu işte almanız gereken büyük projelerle alakalı sıkıntıyı senin duygu travmanla yaşamanı istemiyorum. Ne diyoruz? Lütfen sessiz. İçinde sabah işi iptal et. O gün orada ağla zırla ama Ertesi gün işe yapman gereken görevlerin var. Çünkü gerçekten çok bol toplantılı, bol, bol projeli ve hedeflenmediğin, hiç beklenmedik insanlarla bir diyalog ve masaya yatıracağınız bir sürü işler var. Evet yolunda gitmeyeceğini düşündüğün her şeyin kapısı tıkır tıkır sana açılacak. Yeter ki duygusal hayatını kenarda bırak, cepte bil orayı, işe konsantre ol. O sana zarar vermez. Yani aslında şöyle söyleyeceğim. Oğlakların bilinçaltı dünyasını, bu yaşadığımız dünyada çok mu fazla yaşıyorsun oğlaklar? Yani dengeyi bu yüzden mi kuramıyorsun? Yani sen buraya ait değil misin? Yani 2020 jenerasyonuna ayak uyduramadın mı? Yani bence sen biraz bu dünyanın boyutunda evet eşkolik acayip disiplin kural var da duygusal yaranda bu disiplin ve kuralı biraz ezdik mi? Yani senin travman bu olabilir mi? Belki anne öfken, belki baba öfken, belki kardeş, belki dost öfkenin verdiği kaosları bir atman lazım. Belki 2020'de bunlardan kurtulup silkelenmen ve ceketi artık dış kapıya bırakıp ben varım demen lazım. Çünkü sende çok büyük güçlü değişim var. Bu değişimi öğrenmezsen anam yandık. Kaç yıl daha bekleriz? Çok. Yani ona da ömür yeter mi Allah kerim diyorum yani. Yani rica ediyorum. Net kararlar alacaksınız da <laughs> duygusal travmanızı nete geçirmekte zorlanıyorum. Bunu dikkate alalım. Özellikle çocuklarıyla ilgili biraz kararsız olan oğlak burçları çocukları biraz rahat bırakın. Yani zaten kural, disiplin, kural, disiplin, kural, uyku saati, uyanma saati, yemek saati. Bence bu kadar zeki çocukları anlamsızca kurala itiyorsunuz. Bırakın onlar çok dahi beyinler. İlişkisi olmayan oğlaklar da geçmişten haber bekliyor artık bırak, unut. Yeni bir başlangıç, yeni bir Yeni bir aşk. Yani kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Lütfen beklediğiniz her zaman sizin için acı çekmektir. Ve artık size evlilik yılı da var. Bu evlilik yılını doğru tuttuğunuzda para, kul cool, kariyer odak noktanız olacak. Bence şu dedim odaklandığın geçmiş, yaralandığın geçmiş bu yaraları iyileştir. Sağlık olarak ne diyeyim sana? Çünkü sağlık konusunda net şey haritan da yok önümde. <laughs> Şöyle yapmam lazım. Sağlık konusunda belki kemiklerle alakalı. <laughs> Kemik bölgelerimiz. Yani diz sıvılarla ilgili ve ya da merdiven çıkarken ay benim bacağım tutamıyor ya da ufak tefek vurmalar, kırılmalar, dikkat problemleri olabilir. Ama çok böyle aman aman ama ailede büyük bir baba ya da annenin bir sağlık problemi sizi biraz sıkıntıya itebilir ama sonu ferah. 30 Aralık 5 Ocak kova burçlarını neler? Ay duygusal hayatımı oturtamadım. Var mı yok mu? Artık gelecek mi gelmeyecek mi? Yani ben bu hayattan çok sıkıldım. Biri adam gibi hayatımda kalsın. Niye beni kimse hayatımda istemiyor? Kadın erkek ayrımı yapmıyoruz. Kova ve yükseleni kova olanlar için söylüyoruz bunu başta söyleyelim. Diğer burçlar için de geçerli. Yani yükseleninizde o şekilde takip edebilirsiniz. Yani bence yaralanan ee, hani evde kalmış özellikle ben evde mi kalıyorum çocuk doğru evet ya bu yıl siz bunların hepsini aşmış özellikle Mayıs ve Haziran'a kadar ki döngünüz çok güzel bir değişim yaşayacak bu dengeyi güzel yakalarsanız bu kaygı ve endişelerden kurtulacaksınız bence özellikle sizin paraya ve iş hayatınızla ilgili sağlamlaşmaya kendinizle alakalı özgür kararlar vermeye çünkü topluma hareket ettiğiniz için kendini unutmuş bir ruhsunuz toplumu kenarda bırak biraz kendine zaman arar ayarlarsan kendi kararlarını ben doğru gönde görüyorum dersen sen sen oldun demektir. Ama yine başa dönersek yandık anam. Bak sizde değişimler var, güzellikler var. Bekarlara evlilik, e, kariyer odaklı insanlarda bir yükselme var ama ya herkese de iyi şeyler demek istemiyorum. Bazı kova burçları da ciddi anlamda çok büyük yarar alacak ama e, özellikle 3 ve 7 Şubat arasındaki kova burçları böyle diken üstünde olacağı. Ailede yaşanacak krizler ve kendileriyle ilgili huzursuzluk yani boyut atlama ve bağımlılıklarla ilgili sıkıntı yaşayacak. Bazı kovalar riskli dönem yaşayacak. Bunlardan uyanmanız için ilk önce psikolog yardımcı veya da konuşmak istediğiniz bir yerin derdinizi anlatmanız lazım diyorum. Özellikle atama bekleyenler evet bu murada ereceksiniz ama daha biraz daha bu puanı yükseltmeniz lazım. Yeni bediklediğiniz kurumsal bir firma ya da devlet kurumsal artık bilmiyorum. Bununla ilgili ne bekliyorsanız doğru bir kapınız ve yardımcı olacak biri var ve bu size çok büyük bir hayır kapısı sağlayacak olur. Sağlık söyledim mi ben kovalara? Söylemedim galiba. Sağlık olarak Not almışım da söyle, söylemeye çekiniyorum. E, göğüs bölgede kisler, rahimde kisler gibi risk kisler olabilir. Bir check-up yaptırmanız gerekiyor bazı kova burçlar. Erkekler için de son zamanlarda akciğer ve nefes darlıkları ile ilgili sıkıntı olabilir. Hani iplemiyor olabilirsiniz. Aman teyze bir söz vardı Bana bir şey olmaz lafı var ama bu sert bir deyim var. E, karda da yatsam bana bir şey olmaz. Bence karda yatmayın. Biraz doktora gitmeniz gerekebilir. Özellikle ihmal etmeyin diyorum. Sizin de çok uzun süredir anne ve baba ve kardeşlerle ilgili topar, toplantı yapıp ve aileyi ilgili zaman geçirmek isteyen kovalara çok doğru bir hafta. Hatta yılbaşını ailenizle birlikte geçirmek isteyen kova burçları çok keyif alacak ve bunun tadını çıkartın. Ee, bir de Uludağ yani kayda, karda e, e, yılbaşını kutlayan kova burçlarına da şimdiden çok keyifli eğlenceler. Çok güzel tap yapacaksınız. Hiç korkun yok. Keyfini çıkartın. Dibine dibine her şeyi yapın diyorum. Bu özgür bir kararınız. Benden bu kadar kova burçlarını hissettiklerim ve yazdıklarım bu kadarmış bu hafta. Kısa oldu diyenlere de bir dahaki hafta uzun oldu deriz. Merak etmeyin. 30 Aralık 5 Ocak balık burçları tüm hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir hafta. Araba, ev, vesaire şeylerle alakalı destek alarak kimden? Akraba, aile, dostlarınız, güvendiğiniz dostlardan bu arabayla ilgili hayalinizi gerçekleştireceksiniz. Çevrenizden destekle ilgili noktalarla ilgili sevinçler, haberler alacaksınız ama Canım herkesten de yani bir kapıdan bir kişi gelir gözü kara çıkar. Sen her kapıyı zorluyorsun. O yüzden çok fazla evet destekler çok fazla olacak ama sonrasında ben nasıl öderim tribine girmene gerek yok. Öz ve aileden birinden al ve istediğin noktayı toparlatıyorum. İş konusunda bireysel kararlar ve kendi işinle alakalı yenilikler kararındasın. Özellikle sağlık sektöründe olan balık burçlarına sesleniyorum. Ve özellikle de şöyle kendi ticaretini ve sağlık konularında yapa hayal ettiğiniz muayeneniz ya da kendinize bir oluşum yaratmak istiyorsanız inanılmaz güzel bir başarı. Eğer kendi şirketini güzellik uzmanı ya da sağlık sektörüyle eczacı bile olsanız merkez bir noktaya adapte olacağınız e e, ne bileyim ağrıdaysanız İstanbul'a gelmek, Ankara'ya gelmek bu tarz kapılarınız çok iyi şekilde olacak. Ha kurumsal evrak finans sektörüyle uğraşan balık burçlarına şunu diyorum. Bu hafta konumla ilgili parasal konumla ilgili oturup masaya yatırılacak olaylar. Çünkü uzun süredir beklediğiniz zam ya da kendi primlerinizle ilgili masaya yatıracaksınız. Haklarınızı doğru noktada alacaksınız. Hiç endişe etmeyin diyorum. Bir de Yunanistan'a yerleşmek isteyen yani Ada, Kıbrıs, Yunanistan, ruhum Malta adasına geçmek istiyorum diyen balık burçlarına diyorum ki 2020 hayallerin gerçek olabilir. Ama 2020'de bunları atacaksın. Altyapısını kuracaksın. 2021'de istiyorsan ee, Mardin'e git diyecektim. Ne alakası var? Mardin'de ada yok yani. Maldivlere git. Nereye gidiyorsan git. Çekoslovakya Cumhuriyet'ine yollasam daha güzel olmaz mı? Orada muhteşem adalar yok mu bebeğim? Var tabii ki. Dominik Cumhuriyet'ine yollayın. Acun'la birlikte takılırsınız orada diyorum. Evet yani hayal ettiğiniz her şey 2021'de gerçekleşecek. Belki sizde e, sizin e, üniversite ya da lise arkadaşlarınızdan bir ailede bir sıkıntı, bir sağlık problemi bununla alakalı bir destek verme gibi bir durumunuz olabilir. Evet balıklara bu hafta güzel şeyler gerçekleşecek. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Hedef odaklanma doğru bir nokta. 30 Aralık. 5 Ocak haftalık burcumuzu yaptık. Belki balıklar yine kızacaklar. Bizi kestirip attım. Notlarınız bu kadar. Enerjiniz bu kadar. Haritanızda dikkat etmeniz gereken noktalarınız bununla alakalı. Benlik bir durum yok. Yoksa ben sabaha kadar anlatırım. Çene mübarek balık sırtı gibi. Öpüyorum. Mutlu ve huzurlu kalın. Her şey gönlünüzce, her şey sevgiyle kalsın istiyorum.